Oğlum bak sen olmasan var ya ben Arda'yı götürürüm buradan. Samimi söylüyorum. Tutar kulağından götürürüm. Zaten o patron da tövbe gözüm tutmadı. Aslında benim bu şirkette kimseye güvenim yok ya. Olur mu öyle şey babacığım? Arda'nın bir abisi var, bir ablası var burada. Yani biz sahip çıkarız Arda'ya. Arda sahipsiz değil. Merak etme sen, tasalanma. Abi çocuk muyum ben? Kimse sahip çıkmasın bana ya. Tamam Ardacığım. Sen de kızdırma babamı. Baba tamam, Begüm Hanım böyle biraz deli dolu ama gerçekten kötü biri değil. Haksızlık ediyorsun yani. Oğlum öyle diyorsun da bizim bu aile yüzünden çekmediğimiz şey kalmadı be. Atlatmadığımız badire kalmadı ya. İyisi, kötüsü, akıllısı, delisi ben anlamadım. Ya benim bir ayağım çukurda yapmayın Allah aşkına ya. Baba Allah korusun, onlar nasıl cümleler öyle ya? Neler söylüyorsun sen? Dur bir bismillah. Öyle oğlum öyle. Bak yaşlandım. Görmüyor musun size bir yoklama geçirdim. İkincisinden ne olur artık Allah bilir. Yani ne bileyim. Allah Elif. Babacığım lütfen. Lütfen ya konuşma böyle. O yüzden ben dünya gözüyle hepinizin iyi olduğunu bir göreyim. Ben iyiyim baba. Babacığım. Heh işte böyle ya. Bu ellerinizin bir daha ayrılmayacağını bilirsem vallahi de billahi de gözüm arkada gitmem. Babacığım hadi gidelim mi artık? Sen de çok yoruldun. Erhan'ın da işleri vardır zaten değil mi? Begüm Hanım'dan izin alayım, ben bırakayım size. Dur oğlum dur, ben geldiğim gibi giderim. Aa ya bir şey diyeceğim. Bir yere gitmiştik biz. Sizin nişandan sonra böyle yemyeşil güzel bir yerde. Doktor da dedi ya bu benim için hani açık havada gezsin, bol bol oksijen alsın. İyi gelir diye. Neresiydi orası ya? Kaz Dağları. Ha yaşa Kaz Dağları, hadi sabah erkenden çıkıp giderim. Babacığım öyle apar topar olur mu? Sen birazcık iyileş, bir kendine gel. Sonra planlarız değil mi? Elif doğru söylüyor baba. Bir dinlen biraz ya, bir dur. Yok be kızım, bak Allah aşkına benim yarınım mı var ya? Niyetlendik madem, gidelim hadi. Baba konuşma şöyle ya. Sabah erkenden bekliyorum. Tamam. Hadi gel ben geçireyim seni. Hadi. Hadi biz gidelim artık. Hadi. Öpeyim baba. Sağ ol, gel ben de seni. Ben de geliyorum hemen babacığım. Ben yarın gelemem bu Kaz Dağları'na. Şehir dışına çıkacağım ben birkaç günlüğüne. Tabii Sibel'le. Baş başa balayına çıkıyorsunuz anladığım kadarıyla. Karı koca. Sen idare et de Burhan babayı. Bir şeyler söyle yani. Ertele işte bir şekilde. Erhan'ın işi çıkmış da. Ne bileyim. Siz biraz erteleyemez misiniz Erhan? Ya adam ne kadar heveslendi gördün. Zaten bu krizden sonra iyice duygusallaştı, çocuk gibi oldu. Her şey alınıyor, üzülüyor. Ya biliyorum, farkındayım da. Bak Erhan ben bunu kendim için istemiyorum. Tamam farkındayım, Sibel tarafına da bir sürü şey yaşandı. Ama bir konuşsan, biraz anlayış gösterse bu süreçte... Ya Elif, Sibel zaten... Anlayış bulabileceği kadar anlayışlı davranıyor bence. Görüyorsun yani. Tamam haklısın. Sibel de haklı. Ya babamı duymadın mı? Adam bir ayağım çukurda diyor zaten. Sen eve geleceksin diye her gün dört gözle seni bekliyor evde. Ne yapayım şimdi ben onu, Erhan bizi götürmüyor mu diyeyim? Anladım. Ha, peki kusura bakma. Senden böyle bir şey istediğim için. Görüşürüz. Şimdi nereye gidiyoruz? İki durağımız kaldı. Şimdi eski bir dostumun yanına götürüyorum seni. Sonra? Sonra ne bu acele ya Sibel?
senin derdin Erhan Yıldırım'ı tanımak değil miydi ya? İşte tamam, yavaş yavaş, sinire sinire. Turdan sonra mı evlenseydim seninle? Bak bak sen. Hayal kırıklığına mı uğrattım seni yoksa Sibel Hanım? Bilemiyorum. Tabii hayatınızda hiç böyle birini tanımadınız ki. Yani o yüzden çok normal bence. Adaptasyon sürecindesiniz. Bir de komiksin. Seni güldürmeyi seviyorum Sibel. Yani buzların eridikçe güzelliğin çıkıyor ortaya. Yok ya, burası değil herhalde. Ne oldu, tanıdık bir yer mi? Oo, burası eskiden sinemaydı ya. Aa, biz bütün paramızı tedavi masraflarına ayırdığımız için ayda bir gelirdik, ama gelirdik yani. Hani ayırdığımız paradan gelirdik, buradan alırdık biletimizi. Burası benim bir de işe okula giderken kullandığım güzergah Sibel. Hani gidip gelirken ben yeni film gelmiş mi gelmemiş mi görürdüm, eve gider hemen anneme haber verirdim, anne yeni film gelmiş. Hemen o ayırdığımız paranın içinden alırdık. İki tane bilet mısırımızı alırdık. Otururduk güzel güzel, keyifli izlerdik. Annemin bir günde olsa böyle acısını, tasasını unuttuğunu hatırlıyorum. Yani her ay başı. Öyle söyleyeyim. Hadi gidelim. Geç kalmayalım. Yani geç kalırsak trafiğe kalacağız. Trafiğe kalırsak da ne olacak? Sabaha karşı evde olacağız falan. Ya bu sefer taksiyle döneriz. Saçmalama. Gir kolum. Erhan, bak. Ya böyle söyleniyormuş gibi olmak istemem ama. Niye buradayız? Geçmiş dedin Sibel. Al sana geçmiş. Geldik. Burası. Gel. Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Gel gel. Selamünaleyküm. Çalıntı parça düşmüyor mu artık usta? Ben başlarım sana da, çalıntı parçana da. Kardeşim. Lan Ergele. Nerelerdesin sen? İş güç be kardeşim. Daldık gittik öyle. Eyvallah. Eşimle tanıştırayım seni Sibel. Bu da sanayinin en kral adamı Murat Sibel. Yenge Hanım. Basıştır. Hoş geldiniz yengem. Kusura bakmayın. Sibel takılmaz oğlum öyle şeylere. Manyak manyak. Geçin oturalım. Sibel. Hani çay yok mu ya? Ahmet, 3 çay kap gel. Çok özlemişim burayı da seni de. Aç mısınız? Bir sanayi tostu yer miyiz? Erhan'ın sucuklu, kaşarlı. Yengem yeriz değil mi? Yok yok, şimdi yemekten kalktım. Suat abin oradan kalktık, geldik oğlum. Suat abi. Kardeşim artık. Eski güzel parçalar düşmüyor. Görüyorum evet. Farkındayım. Yengem sakın yanlış anlama. Biz senin bu kocanla klasik araba tutkunuyuz. Yani o hikaye. Peki sen lisedeki çapkınlıklarını biliyor musun? Oğlum ne alakası var şimdi? Manyak mısın nesin? Durun. Saçma sapan konuşma. Saçmalıyor. Yo, ben bilmiyorum. Anlatsana biraz, merak ettim. Ya ne anlatacak Sibel? Boş boş işler işte. Ergenlik muhabbetleri. Yengem, bu ne fırlamaydı biliyor musun? Oğlum yanlış anlayacak Sibel. Böyle konuşma şimdi Sibel. Bırak konuşsun. Konuşacağım abi, konuşacağım. Dünyada bu fırsat bir kere geçer elime. Hem yengem de buradayken bütün secerini dökeceğim. Dök dök. Şimdi biz bununla bir gün böyle lisenin önünde. Lisedeyken çapkınmışsın demek ki. Haydi. Ya Murat var ya, yaktın beni ya. 1000 yıl önceki mevzu Sibel. Bunu mu tartışacağız şimdi Allah aşkına? Ya ara ara açacağım bu konuyu tabii. Hararetli bir tartışma silsilesi bekliyor diyorsun evliliğimizde bizi. Hazırım, hazırım, varım. Ulan Murat, yaktın beni, yaktın. Şu evlilik sözleşmesini gözden mi geçirsek ya? İmzalamadın ama olası bir sadakatsizlik durumunda. Bak şimdi zaten öyle bir durumda artık ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ayağıma güzel ağır bir taş bağlayacağım. Hı. Atacağım kendimi birinci köprüden aşağıya. Evet, daha acısız olur. Mantıklı. Evet, şimdi nereye geziyoruz? Son durak. Annemle yaşadığımız ev Sibel.
Vefat ettikten sonra hiç önünden bile geçemedim evin de. Şimdi sen yanındasın. Durum farklı yani. Eğer istersen sen de, ama istemezsen... Yok yok, gidelim. Burası mıydı? Burası. Anneme dair bütün anılarım bu evin içinde saklı, bu bahçede. Birine mi baktınız evladım? Ha yok, kusura bakmayın amcacığım. Biz öyle geçiyorduk. Ya biz annemle eskiden bu evde yaşıyorduk. Gelmişken eşime bir göstermek istedim. Öyle. Buyurun gelin, soluklanın biraz içeride isterseniz. Yok, hiç zahmet vermeyelim biz amcacığım. Kusura bakmayın tekrardan. Ne zahmeti? Yorulmuşsunuz belli. Hem bir çay mı içersiniz? Buyurun, buyurun, buyurun. Sibel. Tamam, buyurun. Peki. Ben kapatabilir miyim? Dur. Merhaba Erhan ben. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ne kadar yakışıyorsunuz birbirinize. Evli misiniz çocuğum? Evet. Ay maşallah maşallah. Allah bir yastıkta kocatsın. Anneciğin hayatta mı? Kaybetti kendisini. Mekanı cennet olsun. Biz de hanımla emekli olduktan sonra mahalle buraya yerleştik. 5-6 sene olmuştur. Çok güzel mahalledir ama burası. Geç geç. Rahat ol. Bu saatte bizden başka kimse olmaz evde. Sibel, burası benim odamda. Kokusu aynı. Şaka gibi. Sibel, benim ufak bir yatağım vardı buradaydı. Duvara yapışık. Saklamıştım bunu. Evi aldığımda bulmuştum. Dışarıda görünce benzettim. Sonra yakından görünce emin oldum. İyi ki saklamışım emanetimi. Gerçek sahibini buluştu. Sağ ol amca. Annem benim. Annem benim Sibel. Bugün orada güzel, evet evet. Selamünaleyküm. Yusuf hayırdır ya? Allah'ın selamını almıyorlar. Burhan'cığım, şimdi şöyle bir durum oluştu. Bağ sahibi geldi sabahleyin durağa. Artık buramdan çalışmayacağım dedi. Anahtarları bana verecekmişsin. Olur mu öyle şey ya? Bir yanlış anlaşılma vardır. Ben ararım şimdi mağ sahibini. Konuşurum. Ben aradım ama nafile. Bir daha da beni aramasın sakın dedi. Ya olur mu öyle şey? Ya Yusuf, bu bizim ekmek teknemiz. Biz ne yer ne içeriz. Ne diyeyim Burhan'ım? Allah yardımcın olsun. Şoför arayan birileri olursa sana hemen haber veririm. Sağ ol. Kal sağlıcakla. Of. Elif çalışmıyor. Selen denen kızın sorumluluğunu aldık. Arda işsiz. Çok ekmeğini yedik. Çok. Sağ ol. Anahtar üstümde.
Burhan baba. Buyurun, kimsiniz? Size herkes baba diyormuş, doğru mu? Yani öyle de ben tanıyamadım sizi. Babacığım, ben de size dargın evlatlarınızdan bir tanesiyim. Hayırdır? Siz Senem Hanım'ı evinizde misafir ediyormuşsunuz. Yapmayın bence. Gördünüz, işinizden gücünüzden oldunuz durduk yere. Hiç gerek yok. Allah korusun, ben daha kötüsünü de yapabilirim. Ondan korkuyorum. Bununla ararsınız bugünlerinizi. Kardeşim, affedersin de sen kimsin gündüz vakti benim yolumu kesip bana tehditler savuruyorsun, anlamadım ben. Hem sana ne Senem kızımdan? Babacığım, Senem kızınızın müstakbel kocasıyım ya ben. O yüzden beni çok yakinen ilgilendiriyor bu durum. Ha, demek o zampara sensin. Evet, benim bahsetti demek. Siz mesajı aldınız o zaman anladığım kadarıyla. Beni tekrar görmek istemiyorsanız, ki hiç sanmıyorum isteyeceğinizi, gerekeni yapın bir zahmet. Değil mi babacığım? Oğlunuz da pek kaba saba, biraz dangul dungul ama maşallah çok genç, geleceği kararmasın şimdi. Değil mi? Babacığım? Ben senin var ya, gelmişini geçeceğim. Ulan babacığım ama yani. Oğlunuz ayrı ayarsız, siz ayrı ayarsız. Hadi ben gittim, görüşürüz. Yürü lan! Haber bekliyorum. Zafer'cim. Halledebildin mi pürüzü? Hallettim tabii babacığım. Bugün yarın bırakırlar seni mi? Pürüz zaten. Senin de söylediğin gibi. Buradasınız. Siz nasıl insanlarsınız be? Gencecik bir kızın ikbaliyle oynamaya hiç mi utanmıyorsunuz? Bu kadar mı düşürdünüz kendinize? Sana ne kardeşim bizim ne yaptığımızdan? Sen git kendi işine bak ya. Ayrıca ne oluyor? Elini kolunu sallayan giriyor mu bu şirkete? Babacığım, biz ne yapsak? Güvenlik şirketini mi değiştirsek? Değiştirelim Zafer'cim, değiştirelim. Beyler bırakın boy boyu. Siz ne aşağılık adamlarsınız ya. İnsanlara böyle zorla borç para verip yatırım kisvesi altında ilerisi için para sızdıran sizsiniz. Adam kaçıran sizsiniz. İnsanların özel görüntüleriyle, videolarıyla şantaj yapan da sizsiniz. Benim unuttuğum bir şey var mı ya? Unuttuysam hatırla. Unutmamışımdır da yüksek ihtimal. Bilmiyorumdur. Hani bilmediğimden söyleyemiyorumdur Zafer. Bilgilendirirsen, bana söylersen eğer. Ya yürü git, haddini aşma. Neye sinirlendiniz ya bu kadar siz? Gerilmeyin, tamam. Tahir Koraz sana görüntüler üzerinden şantaj yapan siz değil misiniz? Ha? Senem Koraz'ını köşeye sıkıştıran aynı şekilde siz değil misiniz? Evet efendim, biziz. Şantaj da yaptık, montaj da yaptık. Ha? Hesap mı vereceğiz sana? Utanmadan kabul mü ediyorsun bir de bunların hepsini? Ediyorum ulan. Ediyorum, itiraf ediyorum. Ha? Ne yapacaksın? Hadi git günlüğüne yaz. Sizle uğraşılmaz beyler. Kusura bakmayın. Size mutlu mesut günler diliyorum. Kolay gelsin. Zafer. Hasta mı bu çocuk? Bilmiyorum ki babacığım. Yani kesinlikle hiç normal değil. Onun en azından bir kavga mavga bir şey çıkarması lazım diye. Aile krizimize de şahit oldunuz. Çok özür dilerim. Ben satışla ilgili maddelerimize geçmek istiyorum şu an. Kolay gelsin. Bana da yer var mı? Var var. Gel oturalım. Ölme rahatın, hemen geliyorum. Buyur buradan yak. Aile krizinin ikinci yarısı da başlıyor. Şimdi bir de Tuncay Bey'le kapışırlar. Ha bu arada, bundan sonra kayıtsız ve şartsız kardeşimin yanında olacağımı bilmenizi isterim. Sibel Hanım'ın önderliğinde omuz omuza çalışacağız arkadaşlar. Teşekkürler. Hmm.
Nasıl yani? Fransa siparişleri de mi iptal? İyi de biz o grup için özellikle oteldeki tüm katı kapattık. Böyle son anda iptal edemezler. Böyle bir şey yaparlarsa no show yiyeceklerini bildirin. Çıkma, çıkma. Ne oluyor ya? Hayda. Ne ya, bir ayağımı sürdüm. Zafer arıyor. Ne istiyorsun? Nasılsın Sibel'ciğim? Sen varsın değil mi iptallerin arkasında? Ha, ne istiyorsun bizden? Ne istiyorsun? Niye uğraşıyorsun bizimle? Ama sen her şeyi kavramış bir insansın. Ne kadar saçma bir soru. Bunu da çözmüş olman gerekirdi. Değil mi? Senin kardeşin şu anda taksicinin evinde kalmıyor mu? Hı? Senin kocan... Benim de müstakbel bacanağım olacak olan kişi az önce ofisimi basmaya çalıştı. Ha? Sibel'ciğim nasıl olacak bu işler? Biz neden bir çözüme ulaşamıyoruz? Ne istiyorsun benden? Ben karşılık vermeyeyim mi istiyorsun? Ben altta mı kalayım Sibel? Olmaz ki öyle karşılıksız. Değil mi? Ha? Artık bir an önce... Çeki düzen verin ailenize. Tamam mı? Daha uyarmayacağım bak. Kapatıyorum. Zafer. Zafer Bey, İsmail Bey. Oh, yok yok, durmayacak. Bu adamlar durmayacaklar. Gerçekten. Yani Begüm'ün dediği gibi biz... Köprü altına kadar yolumuz var gibi gözüküyor maalesef. Saçmalama. Bu ne ya? Saçmalama. Erhan yüzünden olmuş. Erhan ofislerini basmış. Erhan. Of. Erhan. Ne yaptın, özel geliyorsun sen? Bakıyorum haberler çabuk ulaşmış. Evet ulaştı. Bir de çok matah bir şey yapmışsın gibi böyle teşekkür etmemi falan mı bekliyorsun sen? Sen niye Zafer'lerin ofisine gidiyorsun? Niye burnunu sokuyorsun benim işime? Ya bu yaptığın hareket yüzünden... Şu an bizi zora sokuyorsun, farkındasın değil mi? Biz batmak üzereyiz Erhan senin yüzünden. Niye mi? Attığım mesaja bak Sibel. Bu ses kaydı İsmail ve Zafer'in... ...babana yaptıkları şantajı kabul ettiklerine dair olan bir ses kaydı. İyi dinle. Ne? Evet haklıydın Sibel. Hayatını mahvettim. En azından annenle Senem'e bir faydam dokunsun dedim. Benim hayatıma da, benim işime de karışma Erhan. Merak etme Sibel. Zafer'ler de ben de senin hayatından çok yakında çıkacağız. Güzel günler senin için çok yakın. Sibel Koras'la.